Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Arı Yayınları Atölyem kitabında değerlendirme testi 98'in sorularıyla dersimize devam ediyoruz. Sevgili gençler ilk sorumuzda dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur. Ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Yanda yan yüzü verilen dik dairesel silindirin tabanlarından biri aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş ve P'yi 3 almamızı istemiş. Gençler biliyorsunuz biz burada e de, tabanları gençler şöyle yazdığımız zaman yerleştirdiğimiz zaman e, buradaki tabanımızın yarı çapı sevgili gençler yarıçapı yarı çapı R diye gösterelim. Buradaki taban çevresiyle işte bakın burada 66'nın eşit olması gerekiyordu. Dairenin çevresi 2 çarpı pi çarpı r gençler. E bunun arkadaşlar 66'ya eşit olmasını istiyoruz. Buradan 2 çarpı 3 çarpı r 66'ya eşitse 6 r eşittir 66 ise r'nin değeri 11 santimetre olması gerekir. Yani yarı çap gençler 11 santimetre olacak diyelim. Verilenlere baktığımız zaman yarı çapın 11 santimetre olduğu seçenek bolu seçeneğinde yer alır diyoruz. Cevabımız boludur diyelim devam edelim ikinci sorumuza geçelim. Dik dairesel silindirin tabanlarından biri yanda verildiğine göre aşağıda aşağıdaki yan yüzlerden hangisi bu tabana ait olabilir diyor. Gençler yarı çapı 9 cm ise bunun çevresiyle dikdörtgenin gençler uzun kenar birbirine eşit olacaktı. O halde dairenin çevresi 2 çarpı pi çarpı r Buradan 2 çarpı 3 çarpı 9'dan 2 kere 3 6 6 kere 9 54 cm olması gerekir. Ve dik uzun kenarı gençler. Verilenlere baktığımız zaman 54 cm ile B seçeneği yan yüz olur deriz. Sorumuzun yanıtında C yan seçeneği olarak veririz. Yukarıda kapalı ve açık hali verilen dik dairesel silindire göre x artı y kaçtır demiş. İşte yarı çapımız 8 ise çapı e, sevgili arkadaşlar pardon yarı çapı 4 ise çapının arkadaşlar ne olması gerekir? 8 olması gerekir. Bakın şöyle çapları çizdiğimizi düşünelim. O halde Buralar 8 olacak. Sevgili arkadaşlar buraya 8 dedik. O halde x için gençler bakın aynı zamanda şuradaki yüksekliğimizi 12 dersek x'in değeri 8 artı 12 artı 8'den x'imizin değeri 28 santimetredir. Y içinde gençler. Buradaki yarı çap uzunluğumuz 4'tü. Y'nin değeri de gençler. E, dairenin çevresine eşitti. Yani 2 çarpı. Y yerine 3 alırsak gençler. 3 çarpı. 4 demek Y'nin değeri. Yani 2 kere 3 6. 6 kere 4. Y'nin değeri 24 santimetredir. E, bizden bu ikisinin toplamını istedim. X artı Y 28 artı 24'ten 8, 24 daha gençler. Evet. 52 santimetre olur. Uzun yanıtını gördüğünüz gibi boru seçeneğinde işaretlemiş olalım. Evet. Devam edelim gençler. Bir sonraki sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi e, silindirin temel elemanlarından biri değildir diyor. Gençler yükseklik silindirin temel elemanı, elemanıydı. Ana doğru silindirin elemanıdır gençler taban yarı çapı elemanıdır. Ama sevgili gençler silindirde köşe olmaz. O halde D seçeneği sorumuzun yanıtıdır deriz. Evet, yanda açının verilen dik dairesel silindirin yan yüzeyinin çevre uzunluğu kaç santimetredir demiş. Gençler yarıçapı çapı 10 ise gençler dairenin çevresine eşitti. Yani 2 pi r'ye eşitti. çarpı 3 çarpı 10'dan 2 kere 3 6 6 kere 10 60 santimetre halde dikdörtgenimizin çevresi için dikdörtgenin çevresine gerçekten kısa kenarı uzun kenarı toplayıp 2 ile çarpıyoruz. 2 çarpı 92 2 ile 2'yi çarparsak da 184 cm olur. Sorumuzun yanıtı diyorum. 184 yanıtını Ceyhan seçeneğinde işaretliyorum. Altın sorumuzda yanda açılımı verilen dik dairesel silindirin Yan yüzünün çevre uzunluğu kaç santimetredir diyor. 8 Şimdi şurası 10'du gençler. O halde ben 10'u çıkartırsam ve şuradaki çap uzunluğuna sevgili gençler toplamda iki tanesini arkadaşlar 18 eksi 10'dan 8 kalır. Bu 8'i 2'ye bölersek çap uzunluğu gençler bakın çap olarak gösterelim. 4 santimetredir. 4 santimetre ise yarı çap uzunluğumuz 2 santimetre. Şimdi sevgili gençler bakın burada uzunluğumuz dairenin çevresine eşitti. Hadi dairenin çevresi de 2 çarpı 2 çarpı R'den 2 çarpı 3 çarpı yarıçap 2 ise 2 kere 3 6 6 kere 2 12. Burası da 12 santimetre. Hadi yan yüzeyinin çevresi gençler yanal çevre diyelim. 2 çarpı 12 artı 10'dan çarpı 22. 2 ile 22'yi çarparsak 44 santimetre olur. Sorumuzun yanıtı diyoruz. 4 yanıtına A seçeneğinde işaretliyoruz. Evet devam edelim gençler. Bir sonraki sorumuza geçelim. Yanda açının verilen dik dairesel silindire göre taban alanını istiyor. 7 ise şöyle bir dik üçgen düşünelim. Özel üçgenimiz vardı gençler. 7, 24 25 üçgenimiz vardı. dikdörtgenimizin bu kenarı 24 ise gençler buradaki buradaki yarıçap bulmak için gençler dikdörtgen dairenin çevresine eşitti. çevre çevrede 2 çarpı pi çarpı r idi. Bunu 24'e eşitlersem 2 çarpı 3 çarpı yarıçap 24 ise yarıçap buradan gençler 4 cm. Yarıçap 4 cm ise taban alanı gençler dairenin alanıydı dairenin alanı diyelim. Dairenin alanı da genelde pi r kareydi. Pi'yi 3 aldım. Yarı çapı 4'ün karesi diye yazalım. 3 çarpı 16 taban alanı 48 santimetre kare olur. 48 santimetre kare yanıtını Bolu seçeneğinde işaretleri sevgili arkadaşlar. edelim. 8. sorumuza geçelim yandaki noktalara kağıtta verilen dik dairesel silindirin tabanlarından birine ait yan yüzeyi aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. İşte i̇ki nokta arasının 5 cm olduğunu söylemiş. O halde şöyle yarı çizersek. 1, 2, 3 tane nokta arası gençler. yarıçap uzunluğu 15 cm. Dairenin çevresi gençler uzun kenarı eşit olacaktı. Veya bir kenara eşit olacaktı diyelim. O halde dairenin çevresi 2 çarpı pi çarpı r'den. 2 çarpı 3 çarpı 15. 2 kere 3 6. 6 kere 15. 90 santimetredir. Verilen uzunluklar gençler. Burada A seçeneğinde 90 diyorum. A seçeneği sorumuzun doğru yanıtıdır diyorum. 9. sorumuzda yandaki noktalar zeminde verilen dik dairesel silindirin açınımında taban çevresi 18 cm olduğuna göre soru işaretiyle gösterilen kaç santimetredir diyor. Yarı çapı R olarak gösterirsek taban çevresi 18 ise çevre 2 pi R'ye eşittim. 18'e eşit dersem, 2 çarpı 3 çarpı yarı çap 18'e gençler yarı çap buradan 3 santimetredir. Dersek yarı çap dediğimiz iki nokta arası gençler 3 santimetre. Normalde burada soru bu işaretiyle gösterilen yerde 3, 4, 5, 6 tane nokta arası var. Buradan da 6 çarpı 3 soru işaretiyle gösterilen uzunluğun 18 santimetre olduğunu görüyorum. Ve boru seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyorum. 10. sorumuzda tabanlardan birinin alanı 300 santimetre kare olan dairesel silindirin yan yüzeyi aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor. Şimdi gençler dairenin alanı 1 kareydi gençler. 1 kare 300 eşitse yani 3 yazayım. 3 r kare 300 ise gençler. r kare buradan her iki tarafı 3'e bölersek 100'dür. çapta o halde arkadaşlar 10'dur. Yani burada çap uzunluğumuz 10 cm. Yani dairenin çevresi dikdörtgenin bir kenarına eşit olacaktı. Hadi 2 kereden 2 çarpı 3 çarpı 10 2 kere 3 6 6 kere 10 60 santimetre olur. Verilen uzunluklara baktığımız zaman gençler A seçeneği 75 30. Evet A'yı ederiz. B'de bakın gençler bir kenarımızın 60 olduğu için B seçeneği sorumuzun yanıtıdır. C'de gençler 90 100 var. C'yi ederiz. 42 84 var. D'yi ederiz. Buradan bolu seçeneği doğru yanıttır deriz gençler. 11. sorumuzda yüksekliği 100 santimetre olan özdeş 7 tane dik dairesel silindir birbirine değecek şekilde yukarıda verilmiştir. Buna göre silindirlerden birinin taban yarıçapı kaç santimetre? Şöyle taban yarıçaplarını merkezden geçirecek şekilde gösterelim. Arkadaşlar dikkat ederseniz buradaki iki şeklin geniş uzunluğu birbirine eşit. Hadi şuralar gençler. Yükseklik bakın 120 ise peki buradaki uzunluğumuzun toplamı gençler 60 santimetre olması gerekiyor. Diğer bir yarı çapa gençler. R dersem toplamda gençler bakın 8 tane R 60 santimetre ise bir iki tarafı 8'e bölersek yarıçap uzunluğu gençler 45 santimetre olur. Bunu da 45 santimetre yanıtını Evet, denizi seçeneğinde doğru yanıt olarak işaretleriz. Devam edelim gençler, bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, 12. sorumuzda dik dairesel silindirin A noktasında bulunan bir karınca yan yüzeyi üzerinde iki tam tur atarak en kısa yoldan B noktasına ulaşıyor. Silindirin taban yarıçapı 2 cm ve yüksekliği 7 cm olduğuna göre, evet karıncanın gittiği yol kaç santimetredir diyor. Gençler bakın burada için aslında yanar yüzüm. Şöyle düşünelim gençler. Hatta birazcık da alt çizeyim. Yan yüzü gençler iki tane kat etmesi gerekir. Şöyle dairemizi Taban, tabanımızı gençler buradan çizdiğimizi düşünürsek şuradan gençler yarı çapına santimetre Yükseklik 7 gençler. Evet bizden gençler. Bakın burada arkadaşlar ilk tur attığı için şöyle düşüneceğiz. Baştan gençler A noktası burada olsun. Evet birinci turda gençler şeklimizin yarısına kadar geliyor. İkinci turda da gençler en üstteki noktaya çıkıyor. O halde bakın buradaki oluşan dik üçgende. Evet gençler şöyle dik üçgeni gösterelim. Bir kenarımız 7. E diğer kenarımız gençler bakın burada. Bir kenar sevgili arkadaşlar. 2 çarpı pi çarpı r demektir. De. 2 çarpı 3 çarpı 2'den 1 3, 6 6 kere 2 12. Burası 12. Ya yani Aynı şekilde burası 12 ise dikdörtgenimizin şuradaki gençler bir tane dikdörtgenin toplam uzunluğu 24'tür. E gençler buradaki en kısa mesafe bakın buraya A ve B dedim düşünürsek e, hipotenüs uzunluğunu istiyoruz aslında. O halde 7 24 25 üçgen olarak düşünürsem evet buradaki AB arasındaki en kısa uzunluğun 25 santimetre olduğunu görüyoruz. Ve buradan 25 yanıtını denizli seçeneğinde işaretliyoruz. Evet sevgili arkadaşlar bu soruyla da dersim burada bitiriyor. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.